Ebru onu sevmişti. Böyle kapılar bir yerde kapandı. Bu çok garip bir şey. Niye İstanbul'da kendini çok daha keyifli hissediyorsun da İzmir'e gittin mi aslında orada sıkışmışlık hissi var. Sizde Dolunay'da şişen yok mu hiç? Ben mi şişiyorum sadece? Ya terazinin balıkla anlaşamadığı söylenir ama terazi balık çok etrafında çift var. Ya adam akrep ya, bu dünyaya sokmaya gelmiş yani, laf değil. Şey başladık mı? Olunca da çok şey oldu. Başladık mı? Başladık. Tamam. Tamam. Ama ben buradan dönmek istiyorum. Başladık mı? Hep ondan başladık yapacak. Ben şimdi diyorum oradan dönmek istiyorum. Hoş geldiniz efendim YouTube kanalımıza. İşte artık buradayız biz. Burada birlikte olmaya başladık. Ne yapacağız? Abone olacağız değil mi? Abone olacağız, likeleyeceğiz, yorum yazacağız, istekleri göndereceğiz. Çünkü biz size konukları söyleyeceğiz bir hafta önceden. Sizin sormak istedikleriniz gelecek. Buradayız. Var. Bugün benim canımın içi var. Evet, ben genelde bu lafı Ali'ye ederim. Çünkü o benim canımın içinden çıktı çocuğum. Ama insan kendini de doğuruyor bu hayatta. Kendi de büyüyor. Ben meseleye öyle bakıyorum. Tam büyüdüğümde kendimi var ederken canımın içine giren, benimle birlikte el ele bu yolculuğa başlamış Hande Kazanova. Canımın içi geldi. Güzel söyledin. Hoş geldin. Ya. Canım ya. Bak, kendimi doğururken vardın ama. Var değil mi? Aynen yani, öyle. Ne işte güzel. Bu neydi, mahallenin muhtarı neydi bizim şarkımız? Hatırlamıyorum. Bizim dizi başlıyor. Buraya koyarlar zaten. Şarkı vardı bizim içerisinde. Evet. Açelya. Ya. O haftayı özetliyordu. Hatırlıyor musun? Evet, evet. Neydi? Ebru onu sevmişti. Güzeldi, güzel işler yaptık. Çok. Hoş geldin canımın içi. Canım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok keyifli olsun. Ediyorum. Çok güzel hızla ilerlemeler böyle İnşallah. Nasip olsun. Güzel İnşallah. Güzel. Bence zaten sen nereye girsen orası İnşallah. Güzel olur. Yani elimizden geleni yapacağız. Buluştuğumuz bir alan burası. İnşallah buluşabiliriz. Hande, tabii ki sen aslında oyuncusun. Sonradan aslında astrolog oldun. Yani her şeyi böyle aslını ve hakkını vererek yaptın bu hayatta. Burası çok kıymetli. Biraz kısaca senden bahsedeceğim. Sonra astrolojiye gireceğim. Tabii, tamam mı? Tabii. Çünkü şunu çok merak ediyorum. Gerçekten sen oyuncu olarak hayata başladın. Sonra başka bir alanda büyüdün ve profesyonelleştin. Şimdi biz seyreden birçok insan var, biliyor musun? Mesleğini değiştirmek istiyor veya da mesleğine bir şey katmak istiyor. Nasıl oldu bu dönüş ve sence neler yapması lazım? Hadi bize akıl ver. Ya çok güzel bir soru sordun. Çünkü bu arada danışanlarım da özellikle bu pandemi patladıktan sonra 2 yıldan beri herkes mesleğini değiştirmek istiyor. İnan. Yani hiçbiri mutlu değil. Aslında hayatı sorguladıkları bir dönem. Neredeyim? Nereye gidiyorum? Hayat böyle mi geçecek? Hani eskiden bir 40 yaş sendromu vardı. Evet. Şimdi 40 yaşa gelmeden insanlar 27'lerinde, 30'larında, 35'lerinde, 40'larında bunu düşünüyorlar. Çok güzel bir şey sordun. Aslında biraz insanın bu hayata geliş amacıyla da bağlantılı bütün her şey. Ben İzmir'de okuyan bir insandım. Hani atladım, İstanbul'a geldim. İktisat okumaya geldim. Hani iktisat okurken anneme babama faydalı olayım. Hani tek çocuğum ama onlar memur. Hani bir yandan paramı kazanayım istedim. Hani bütün... Biraz da güzel kızım. Aa, teşekkür ederim. O sırada bir de güzellik yarışması falan, evet işte, maceraları da var. Onları şimdi pas geçtim şimdilik. Hani bir yandan ona geldim. Böyle dedim ki hani böyle çok güzel. Ben oyunculuğu çok seviyorum. Hani sunuculuğu çok seviyorum. İfadeyi çok seviyorum. Zaten ilk sunuculukla başladım ben. Kanal Altı'da sunuculuk yapmaya başladım. Sabah programı olarak. Seyran Tepe. Kanal Altı. Aynen öyle. Ay. Tam da Kanal Altı'nın değiştiği dönemler. Yani artık birazcık daha böyle müzik programlarını hayata oturtacağız dedikleri dönemlerdi. Ben de müzik programları sunmaya başladım. Sabahleyin insanlara merhaba diyorduk müzikle beraber. Bütün bunları yaparken Kandemir Konduk görmüş programda. İşte mahallenin muhtarları arayışı sürerken ben öyle oyunculuğun içerisine girdim. Oyunculuk çok keyifli bir şey. Yani bunu anlatamam. Hayatımın sonuna kadar da küçük küçük de olsa, böyle az az rollerde olsa her zaman oyunculuğu deneyimlemek isterim. Çok da yakıştın arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum ama hangi diziye el atsam, hangi alandan girsem hep böyle kapılar bir yerde kapandı. Bu çok garip bir şey. Yani hani bunu anlatamam kimseye. Yani evet bir şey gidiyor. Mesela Kurtlar Vadisi 3 yıl sürdü. Biz hala şu an beni yolda avukat Canan diye çağırıyorlar. Tamam, orada bir sıkıntı yok ama hani daha ilerlememi gerektirecek her tür işte böyle tak 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 sanki böyle o yol kapanıyor, seni başka bir yola alıyorlar gibi. Ama bu arada ben astroloji eğitimine de ama bak burada şimdi biz seyredenler şunu, gerçekten meslek değiştirmek isteyenler olabilir. Okuduklarını devam ettirmek isteyenler olmayabilir. Ya da mesleğe başlamak isteyenler olabilir. Yeni yani mesela evdedir, başka bir iştedir, başka bir mesleğe. Orada tıkan dediğin şey 3 sene Kurtlar Vadisi, kaç sene mahallenin muhtarları. Aslında tıkanmıyor bence. Orada tıkanmıyor. Ondan sonrasında başlıyor. Aslında sana bir şeyleri göstermeye başlıyor hayat. İşte her zaman çok rahat bulduğun işi rahat bulamamaya başlıyorsun. Eskisi gibi keyif almıyorsun. Ya da işe giderken sıkılıyorsun. Evet. Sette problemler yaşamaya başlıyorsun. İş arkadaşların arada problem oluyor. Ya da keyif almıyorsun. Dediğin çok doğru. Çok ilginç söyledin. Ve ben böyle oturup düşünmeye başladım. Yani niye zorluyorsun? Neden zorluyorsun? O kadarmış yani o diyorsun orada. O kadarmış. Ve benim yani şu an herhangi bir hani astrolojiyle uğraşan başka bir arkadaşımı haritaya açıp yorumlatsan. Hande sen bunun için gelmemişsin bu hayata. Yani bu hayattaki asli amacın bu değil der. Ve bunu ben zaten astrolojinin içerisinde gördükten sonra fark ettim. Amacını bul diyor. Kesinlikle. Ve bize öyle bir şey öğretilmiş ki biz aslında mesela hani hangi yaşta olursak olalım aslında annelerimiz babalarımız çok zorlanan bir dönemden geliyorlar. O yüzden de aman kızım akıllı ol, güzel olma. Aman kızım öyle bir iş yap ki onun parası senin cebine girsin. Hep kendimizi güvene alma. Hep haklı olma üzerine kurulu bir sistem içerisindeyiz. Bir de tabii yani burada YouTube olduğu için rahat konuşuyoruz. Biz 80 kuşağı çocuklarız. Evet. İşte ondan anlamam amca, ben bundan anlamam amca. Peki sen neden anlarsın amca? Hayatta kalmaktan anlarım amca bize öğretildi. Çünkü annelerimiz, babalarımız hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Bravo, çok güzel bir şey söyledin. Ve bir şeyden. Bu anlamda yani anlamak ve kendimize hak verelim diye bunu diyorum. Bir şeyde kararsızlaşabiliriz. Çünkü o dönem garanticiydik. Şimdi değiliz. Gördük ki pandemide garanti diye bir şey yok. Yok. Ve şimdiki gençlerde neye gıpta ediyorum biliyor musun? Onlar böyle küçücük de olsa senin benim aklıma gelmeyecek o işleri yapmak istiyorlar. Elbette. Yani gidip işte bir şirketin CEO'su olmak değil dertleri. Ve bizden daha akıllılar o yüzden. Bravo. Yani örnek veriyorum. Ben işte bu gömleğin ucundaki fırfırları yapacağım diyor. Ve mesela hayranlıkla bakıyorsun. Ne kadar net konuşuyor diyorsun. Çünkü bana sorsalar aynen dediğin gibi. Hayatta kalmalıyım. Hem hayatta kalmalıyım ya da çok büyük böyle hani. Bilmem ne olacağım, bu böyle olacak. Böyle öyle bir hayat yok. Yok. İşte bunu gördük hepsini. Yani hiçbir şekilde bir kere içlerindeki ses çok önemli. Ona dikkat etsinler. Ona dikkat etsinler. Yani ben çoğu zaman ses. Tabii. Ve her şey emek istiyor. Peki içindeki sesin mesela bu anlamda aslında astrolojiyi sormak istiyorum. Neydi Yeliz onun astro neydi? Kartografi. Evet. Mesela burada astrokartografi. Yeliz araştırmış. Astrokartografi nedir? Yani mesela hani meslek değiştirmek ya da bulunduğu konfor alanından çıkmak diyelim. Hadi meslek de demeyelim. Hani tamam. Bir konfor alanı var. Evimizdeyiz aslında ama sığamıyoruz. İşteyiz ama sığamıyoruz. İlişkideyiz ama sığamıyoruz. Biz burada dedik ki Yeliz sor dedi. Astrokartografi. Astrokartografiden yararlanılıyormuştu. Doğru mu? Doğru söylüyorsun. Çok keyifli bir alanı astrokartografi, astrolojinin. Senin haritanı dünya üzerinde yansımasını oturtuyoruz ve herkesin bir gezegen hatları var. Line diyoruz biz onlara. O hatların nereden geçtiğine bakıyoruz. Hadi. Niye örnek veriyorum? Tamamen kendi hayatımdan örnek vereceğim. Niye İstanbul'da kendini çok daha keyifli hissediyorsun da İzmir'e gittin mi aslında orada sıkışmışlık hissi var. Neden İngiltere'ye gittiğinde bir anda kapılar açılıyor ama Amerika'ya gittiğinde hırsızlıkla karşı karşıya kalıyorsun. Bir şeyin çalınıyor. Bunların hepsini astrokartografiyle görüyoruz. Ve benim astrokartografik haritamda Jüpiter tam İstanbul'un üzerinden geçiyor. Ben İzmirliyim, İzmir'e aşığım, çok severim. Ama İstanbul adımı attığım an itibariyle burada yaptığım işle tanınacağımı ya da çok güzel insanları geliştiren işlerde bulunacağımı biliyordum açıkçası. O bir yerden mi geçmek zorunda? Hayır hayır. Aynı zamanda mesela o Jüpiter... Yani İstanbul'un geçtiği meridyenden geçilen her yerde rahat ediyorsun ki. Sen. Aynen. O İstanbul'dan geçiyor. Aşağıda mesela en sevdiğim yerdir. Marmaris ve Göcek arası. Marmaris ve Göcek'ten tamamen işte Afrika alanlarına geçiyor. Ve yukarıda Rusya alanına geçiyor. Mesela ben kendi haritamdan örnek verdim. İşte mesela eşimle biz 2015 yılında Amerika'ya gitmiştik. Dedim ki çok keyif alacaksın Los Angeles'a giderken. Çünkü ayı Los Angeles'ın üzerinden geçiyor. Mesela Silikon Vadisi'nde eğer bir iş bağlantısı olmuş olsaydı Napa Vadisi, Silikon Vadisi oralardan çok güzel gezegenleri çıkıyordu. Dedim sen Türkiye'de şirket kurmayı tercih etmişsin ama keşke buralarda yapsaydın. Çünkü bunu yaparsan eğer çok büyük başarı elde edersin. küçük bir örnek daha vereyim mi? Çok mu konuşuyorum? Lütfen, çok güzel. Hayır, ben zevkle dinliyoruz. Bana bir danışmanla bir anne, bir baba ve bir çocuk geldi. Çocuk İngiltere'de okumak istiyor. Anne baba çocuğu Amerika'ya yollamak istiyor. Ben anneyle babaya dedim ki ne olur dışarı çıkar mısınız? Ben yalnız kalmak istiyorum. Hmm. Üniversiteye gidecek çocuk. Tercihleri var. Çocuk tutturdu İngiltere diye, Londra istiyor. Bir açtık haritayı. Londra'dan hatları geçiyor çocuk. Git dedim, git. Tabii. Git Londra'ya. Bir yıl önce bana çok teşekkür ettiler. Hmm. Ve çocuk şu an Londra'da okuyor. Yani anne baba da ikna oldu. Sen burada çok güzel bir şey anlatıyorsun. Bunu özellikle söylüyorum. Yani onların seçimleri arasında bir yönlendirme yapmıyorsun şuraya gidin tabii diye. Çünkü tabii o. Ama bir seçimde hep orada güzel. Tamam, ben Ali için geleceğim. Çok merak ettim. Ali için geleceğim. Çünkü önemli bir şey aslında. Bu hani çok. Meslek değişimi, konfor alanı değiştirmede. Peki ben şehir sana... değiştirmelerinde, çünkü şimdi pandemiden dolayı herkes sayfiye yerlere kaymaya, işte toprakla uğraşmaya, kendine alan yaratmaya. İyi mi gelecek acaba herkese? Belki bilemeyiz. Belki gelmeyecek. 2 yıl sonra sıkılacak. Hani boşu boşuna her şeyi bırakıyor gidiyor ama. Yok yok, yaşa ve öğren yani. Kesinlikle. Hayatta her zaman tecrübeyle sabitlemeli insan hayatı. Ona önce tecrübe edip sonra sabitlenmeli. Peki ben bu Dolunay'dan şikayetçiyim. Neden? Dolunay oluyorum ben. Ya gülme ya, gerçekten ya. Benim ayım yengeççe. Sizde Dolunay'da şişen yok mu hiç? Ben mi şişiyorum sadece? Bildiğin Hande, Dolunay'da ben genişliyorum. Halbuki ruhum genişlesin. Niye bedenim genişliyor? Yani var mı böyle bir etkisi? Var. Yani Dolunay zaten olayların görünür olduğu ve olayların büyüdüğü bir zaman dilimini temsil eder. Yani yeni aydan Dolunay'a kadarki zamanlarda vücudumuz ve bütün dünya büyüme evresindedir. O yüzden mesela tarımcılıkta yeni aydan Dolunay'a kadar yapılır. Mesela bir yere ekme biçme. Öyle mi? Çünkü o zaman ay büyüyordur. Duygularımızı da büyütmeye başlarız. Bir insanla alakalı, bir konuyla alakalı aslında o duygunun dışa vurumu Dolunay zamanıdır. Dolunay'dan kimse korkmaz. Ya Dolunay'da kavga çıkar o zaman. Genelde. Ama Dolunay'dan kimse korkmaz. Aşk olur mu? Aşk da büyük olur mu? Tabii. Yani örnek veriyorum, kendince aşkın peşinden koştuysan olacağım dediysen tak diye Dolunay zamanı aşık da olabilirsin. Peki Dolunay'da mı aşkımızı açıklayalım? Her şeyin görünür olduğu zamanlar bütün dünyaya aşığım ulen seviyorum diyebiliriz tabii yani. Dolunay'da. Dolunay'da. Diyebiliriz. Dolunay'a kadar şişin aşkınızı. Ay büyürken yapmak lazım. Her şeyi ay büyürken yapmak lazım. İştahı ne yapacağız? İştahı kesmek ve diyete başlamak ay küçülürken. Dolunay'dan kapanan aya, yani yeni aya kadarki diğer zaman dilimi. Ne kadar gün var Hande Allah aşkına? 15 gün. O 15 gün içerisinde başlarsan eğer, evet, o 15 gün içinde başlarsan hiçbir sıkıntı çekmezsin. Ama ay büyürken başlarsan 3 gün sonra havlu atarsın. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Dolunay zamanı. Şimdi Dolunay... Bir dakika burası. Ay büyürken rejime başlamıyoruz biz. Hayır. Ay küçülürken başlıyoruz. Ay küçülürken başlıyoruz. Dolunay'ın tepe gününde karar mı veriyoruz? Dolunay zamanı duyguları idare etmek kolay değildir. O zaman Dolunay zamanı. Şöyle bir dikildim. Dolunay zamanı bir 2 gün geçirelim Dolunay'ı, o sinirsel gerginliği, belki sinirlendiğimizde yemek yiyen bir insanız, geçirelim. Hemen ondan sonra akabinde bir 2 gün sonra hemen başlayabiliriz Dolunay zamanı. Ben şey duymuştum ya, tabii bu senin alanın değil, kızcağız ilim bilimle uğraşıyor. Hani şeymiş, bu ay küçülürken ben de küçüleyim. Duası varmış biliyor musun? Vardır herhalde, bilmiyorum. Yani ne bileyim, niyet midir? Hani ay küçülüyor ben de küçüleyim falan. Ya işin içinde niyetin olduğu, işin içinde güzel dileklerin olduğu hiçbir şeye karşı değilim. Aslında onu niyet edebiliriz ama sadece dua ile olmuyor. Ben hep şunu derim. Emek. Kesinlikle emek. Bak çok sevdiğim bir laf vardır. Kaderini dua ile değiştirebilirsin. Kaderinde o duayı etmek varsa. O da işte nasip. Evet. Peki şu da mantıklı geliyor bana Hande. Yani ben böyle uçmayı seviyorum. YouTube ya. Uçabiliyoruz işte yani. O şansımız var. Oh, şimdi Dolunay'da falan medcezir oluyor ya hayatım. Evet. Tamam mı? Şimdi bizim vücudumuzda da kan ve su var ya. %72'si su. Bravo. Evet. Şimdi orada gelgit oluyor ya. Bende de gelgit olması kanla suyla. Bak oradan bir bağlantı. Bravo. Zaten onu anlatıyorum. Tabii ki kurabilirsin. O yüzden de Dolunay'la ilgili bir veriyoruz şimdi. Hadi söyle. Ben bunu hep söylüyorum. Televizyon programlarına katıldığım zaman da söylemiştim zamanında. Şimdi Dolunay zamanı medcezir hareketleri çok yüksek ve kanımız ve özellikle de senden öğrendim, aklıma geldi şimdi. Gitme gelme etkisi çok yüksek. O yüzden de Dolunay öncesi 3 gün ve Dolunay zamanı sırasında sıvı tüketimini azaltıyoruz. Bir dakika, Dolunay'dan önce 3 gün Birkaç gün önce başlayabiliriz ve dolunay zamanı. Dolunay 3 gün sürer. Birkaç gün öncesinden baş ağrısı çekmemek, kimseye bulaşmamak, kimseye sataşmamak, içimizden canavarın çıkmasını istemiyorsak sıvı tüketimini azaltacağız. Ama dehidrasyon var Hande. Evet, dehidrasyon. Hayır, yani susuz kalınca dehidrasyondan baş ağrıyor ya, hani çözemedim şu an. Hayır, baş ağrılarının sebebi eğer dolunayda başınız ağrıyorsa suyu kesin ya da sıvıyı kesin, bana dua edeceksiniz. Bu çok güzel bir bilgidir. Denemeyen nedir? Bundan üzerine de yayınlamayan nedir? Çünkü yani biz bunu çekerken dolunay olacak. Çünkü ne kaç günümüz var dolunay olmasına? Bunu çeker dolunay olması 20 Ekim dolunay. 20 Ekim dolunay kaç? Bugün ayın kaçı? 18. 2 gün sonra dolunay. Ha, bugün keseceğim ben. Akşam su falan yok. Bugün itibariyle yavaştan azaltıyorsun. Azalt ve dolunay zamanı suyu bırak. Vallahi beni dinleyeceğim. Bu videonun sonuna gelir. Ekleriz değil mi? Yaparsınız değil mi? Montajlarsınız. Sen onu söyleyeceğim. Fikrini söyleyeceğim. Tamam. Aslında ben bunu hep söylüyorum. Sevgili peygamberimiz yaparmış. Tam dolunay zamanları sıvı oruç tutarmış. O yüzden de bu çok faydalı ve güzel bir bilgidir. Elbette ki hani başka sıkıntıları olanlar, problemleri olanlar doktorlarına danışmadan zaten böyle azaltın diyorsun. Yok edin demiyorsun. Bravo. Hani haldır her gün 2 litre lık lık içiyorsan hani onu 1 litreye düşür. Onu birazcık daha azalt. Tamam Hande'cim. Zaten hep dua ediyorum da bu bilgi çok kıymetli. Yukarı inişler, çıkışlar azalacak. Çünkü... Yani şöyle dönmeyeceksin. Hayatım demeyeceksin. Var yani böyle çift çift duygulu. Hayatım diye ama hayatım. Yani o çok enteresan bir duygu. Aynen doğru. İşte dolunayda açıldırmamak için bunu yapıyoruz. Tamam. Ve dolunayda çok fazla ilaç içmemek gerekiyor. Yani ilaç vücudumuzda, hele içki gibi gerçekten vücudumuzun yıpratan şeyler asla tüketmemek gerekiyor. İçki zaten şu anlamda zararlı vücuda. Özellikle enerji işiyle uğraşanlar için aslında aurada yırtıklara neden olabiliyor. Öyleymiş ya. O yüzden genelde dünyada hem hani kadim bilgilerle uğraşan hem de biraz daha spiritüel alanda meditasyon yapan çoğu insan aslında içkiden uzak durur. Mümkün mertebe uzak durmamız da gerekiyor zaten. Hani ben kimseye onu yapın bunu yapın anlamında söylemiyorum ama hani özellikle dolunay zamanı lütfen tüketenler az tüketsin. Ya çok güzel bir şey söyledin. Bak şimdi sen deyince aklıma geldi. Mesele içki o bu değil. Ben şöyle yani sen bunu deyince bana böyle bir ilham geldi. Seni sen olmaktan çıkaran her şey. İçmek, fazla yemek yemek, fazla karbonhidrat, fazla spor, fazla konuşmak, fazla okumak, fazla para. Fazla yani, uyumak. Fazla uyumak. Yani senin varlığını... kendini tanımanı, gölge kimlikle yaşıyorsun. Yani sen bunu deyince şimdi ben kendimi tanımak istiyorsam sanki kararını aramak görevimmiş gibi geliyor. Ne güzel söyledin. Değil Kesinlikle mi? Katılıyorum. Ben hep şey derim yani az uyuyacaksın, az konuşacaksın. Hani azı kararında olacak her şey. Mesela çoğu insan hasta olduğu zaman yemeğe saldırır. Vücudumun ihtiyacı var. Vitamin depoluyor işte ben. Hayır. Halbuki vücudu kendi halinde bırakmak ve kendi savaşına destek olmak için biraz ara vermek lazım. Örnek hemen çocuklar yemezler. Yemezler. Öğretilmiş bilgidir yemek yemek. Doğru. Çocuk öğrenmediği için yemez. Aç karnı antibiyotik veren anneler biliyorsunuz alkış. Yani çocuk diyor zaten. Çocuktan al haberi sundum yıllar önce. Evet sen çocuktan al haberi yani. Hani gerçekten bu önemli bir şey. Peki şimdi sizin sorunuz var mı? Ben sorabilirim. Sor. Ama hep sen soruyorsun çocuğum. Başka yok mu? Sorsun. Tabii sorabilir. Kendi yükselenimizi nasıl bulabiliriz hocam? Mesela ben nasıl bulabilirim kendi yükselenimi? Doğum saatiyle bulabiliriz. Yani gün, ay, yıl, doğum tarihimiz, doğum saatimiz ve doğum yerimiz esas. Yani internette çok yer var. Ama doğum yerinizi sormuyorlarsa onlar yanlış. Yani Manisa'da doğanla aynı gün, aynı saat, İstanbul'da doğanın yükseleni farklı olabilir. Peki saat, mesela saat bilmeyenler var. Saat bilmeyenler bir tek yükselen değil mi kayıyor? Diğer bütün harita kayıyor mu? Hepsi. Her şey yükselene göre oturuyor ya canım benim. Şimdi saati bilmiyorsa eğer ama muhakkak şunu biliyordur. Ben herkesin şunu aşağı yukarı bildiğini tahmin ediyorum. Ezan saati. İşte annem beni doğurduğunda ezan okunduğunu söylüyor. İşte ikindi vakti, kuşluk vakti, akşam saati, akşam ezanı. Hani böyle bir aralığı biliyorlarsa aslında bir astroloğa danışıp hayatlarındaki ana kırılma noktaları ne? Bu evlilik, boşanma, bir şehre ya da bir ülkeye yerleşme, çocuk doğurma, bir terfi alma, bir olay yaşama, bir kavga ya da ameliyat ya da ailede birini kaybetme. Bunlarla ilgili net tarihleri verdiklerinde aslında doğum saatini net bir şekilde bulabiliyoruz. Buna rektifikasyon deniliyor. Ne? Rektifikasyon. Rektifikasyon. Bence haritanın zaten rektifiye edilmesi lazım önceden. Evet. Peki ya bu çok, hep bunu çok merak ederim, biliyor musun? Hani burçların hep bir ayağında çok iyi anlaştıkları, anlaşmadıkları falan vardır. Hani mesela ben elimi çarpsam boğa yengeç vardır mesela. Hani böyle elimi çarptığımda çok var. Görüyorum boğa yengeç ilişkisi. İşte yay aslan. Elini çarpıyorsun var yani, anladın mı? Hani acaba o burç o burçlu olmasa, başka burçlu olsa etki alanı değişiyor mu? Yani mesela bir terazi aslan evliliği, o terazi bir akreple evlense, teraziliğinde bir değişim oluyor mu? Elbette. Yani hayat bir etkileşim. Yani biz aslında büyüyerek, yani daha doğrusu farklı olanı deneyimlediğimizde büyüyebiliriz. Ben Türkiye'nin dört bir yanına söyleşilere gidiyorum. Aslında hepimiz aynı olmaya çalışıyoruz. Aynı düşünmeye, aynı hayata bakmaya. Çocuğumuza bile bunu yapıyoruz. Senin hayatın çok mu güzel ki çocuğunun kendi hayatı gibi, kendi hayatın gibi olmasını istiyorsun diyorum annelere. Bırakın, farklılıklar güzeldir. Örnek veriyorum, bir boğa ile belki bir yay anlaşamaz ama boğanın yaydan biraz daha özgür bakmayı, dünyaya, öğrenmeye ihtiyacı vardır. Bir yayında boğadan belki parasal konular ya da dünyevi zevklere daha fazla odaklanmaya ihtiyacı var. İçine mi doğdu? Yeliz'le ben. Ya. Benim bütün yıldızlarım yayda toplandı oğlak olmama rağmen. Evet. Para tutamam ama çok güzel kazanırım. İşte çok bak, güzel kazanırım. Harika. Ama tutamam. O bir boğa bütün paramı tutuyor. İşte budur. Ne kadar güzel bir ilişki ama bu. Yani biz, yani şunu, kitap bilgisi bunlar. İşte terazi koçla karşıdır. Çok iyi birbirine. Ya terazinin balıkla anlaşamadığı söylenir ama terazi balık çok etrafında çift var. Harita öyle bir şey ki zaten o kişinin haritasına baktığında onun eşinin haritasıyla böyle çat diye böyle birbirine geçmiş, böyle oturmuş oluyor. Çünkü arada Venüs var. Şimdi bir kadının haritasında Mars önemlidir. Erkeği nasıl görüyor, nasıl bir enerji istiyor? Erkeğin haritasında da Venüs kadını nasıl ister, nasıl özelliklere sahip olmalıdır? Hele onlar arasında üçgenler varsa... 35 yıl ayrılmıyorlar. 40 yıl ayrılmıyorlar. Arkadaşım nasıl destek oluyor bana YouTube. Tam YouTube lafı. Şimdi bir dakika. Kadın erkeğin, ben dur. Kadın erkeğin Mars'ına bakacak. Yok. Kadın kendi haritasına. Hayır. Erkek kadının Mars'ına bakacak. Erkek nasıl bir kadınla birlikte olduğunu anlayabilmek için Mars'ına bakacak. Hayır. Erkek Venüs'e bakacak. Venüs, kadının Venüs'üne bakacak. Kendi haritasındaki Venüs'üne bakacak. Kendi, işte onu söylüyorum. Evet. Şimdi bak, ben anlatamadım. Şimdi ben karşım Enis, kocamın, ben Venüs'üne bakacağım. Evet. O da benim Mars'ıma bakacak. Evet. Senin Mars'ın ne? Koç. Enis ne burcu? Enis'in Venüs'ünü biliyorum ya. Enis'in Venüs'ünü biliyorum ben. Balıktı galiba. Balık mıydı? Balıktı galiba. Atıyorum şu an. Enis'in burcu ne? Akrep. Akrep burcu. Şimdi... onun da Mars'ı Koç bu arada. Onun da Mars'ı Koç. Onun kendi hayatında erkeklerle olan bağlantısı. Şimdi Venüs'ün ne olduğunu bilmiyoruz ama sen Mars Koç gibi insanlar arıyorsun hayatında. Evet. Mars'ın Koç. Zaten onun da Mars'ı Koç ve aynı zamanda Akrep Mars'ın yine yöneticisidir. Yani klasik astrolojide Plüto bulunmadan önce Akreplerin de yönetici gezegeni Mars'tır. O yüzden hayatım, biz hep savaşarak büyüyoruz. Evet. Hayatım. Şimdi Akrep stratejik bir burç. Yok canım. Stratejiktir. Akrep yani strateji üzerine kurar bütün planları. Ne diyorsun? Çok fazla konuşmaz ve paylaşmaz. Dokunmayı sevmeyen bir burç. Şimdi vallahi henüz ben bir şey demedim. Ben hiçbir şey demedim. Evet. Ama sen için dışın bir. Tabii. Yükselen terazi, Mars Koç. Hemen bak şimdi Mars Koç nasıl? Vurdum sana, vur bana. Tabii tabii. Çat çat. Tepki görmek istiyor. Etki tepki mekanizması. Şimdi bir kişi akrepse eğer, o mesela onu çıldırtabilir karşı tarafı isterse. Durur, istediği zaman davranır, yapar, eder. O yüzden de mesela aranızdaki en böyle problem budur yani. Yani onu sonra biz program biter konuşuruz da şunu söyle. Çok ben onu çıldırdım. Biz yani biz kadınlar erkeğin Venüs'üne bakacağız şekerim. Evet. Nasıl bir ilişki istediğini anlayabilmek için. Nasıl bir kadın istiyor? Yani bir Venüs aslan mı? Gösterişli bir kadın mı istiyor? Ha, değil mi? Venüs'ü ters bir açı alıyor mu? O zaman gidecek hep yaralı, terk edilmiş, problematik kadınları bulacak. Ah canım. Tabii. Ah ya da canım. Sevgi, yani o kadınların verdiği sevgiyi sevgi zannedecek. Biz de kendimizi kendimiz zannediyoruz. Her şey haritada. Evet. Peki bu haritalar davranışla, yani mesela hep şey sorarlar yıllarca. İşte işe gireceğim. Doğru zaman. Siz de öngörürsünüz. Bu haritalarda bu doğru olmadığı noktalarda mesela çok duyuyoruz onu. İşte akreple oğlak iyi anlaşır. Olmuyor diyor mesela, anlaşamıyoruz diyor. Atıyorum. Tabii, ya da iş doğru. diyor olmuyor diyor. Burada sence davranışsal mı, kadersel mi bir çizgi var? Olmamasının sebebini söylüyorum. Yani tabii orada çok genel tanımlar. Hmm. Akreple oğlak evet birbiriyle olur ama işte yükselenleri çatışıyordur, ay burçları çatışıyordur. Peki işe girişlerde falan haritada zamanlar veriliyor ya. Onu seviyoruz zaten. Benim finansal ve business astroloji alanım. Evet. Mesela özellikle birbirini geliştirecek. İktisat da okuduğun için. Evet, birbirini geliştirecek burçlar aslında birbirine kare açı atan Mars enerjisi. Kare açılar Mars enerjisidir. Mücadele gerektirir. O mücadeleyle kişi büyüyebiliyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Üçgen açılar varsa çok rahat. Atalet ve tembellik oluyor o şirkette. Farklı olacak ki birbirlerini gaza getirsinler. Onun görmediğini diğer taraf görsün. Onun farkında olmadığını öbürü tamamlasın. O yüzden hani anlaşmazlıklara bu gözle bakmalarını ben bundan sonra rica ediyorum bizi izleyenlerden. Yani bir de bence astroloji bilmenin en büyük yararı ne biliyor musun? Kişiselleşmiyorsun. Onun niye yaptığını biliyorsun. Evet. Anlıyorsun ya. Çok ya diyorsun şey. Anlıyorsun yani. Ben o anlamda ilişkilerde de çok önem veriyorum. Bir de biz çok eğip bükmeye çalışıyoruz ya. Astroloji kabulü getiriyor. Çok güzel bir şey dedi. Yani karşımızdakini eğip bükmeye çalışıyor. Adam akrep ya, bu dünyaya sokmaya gelmiş yani, laf değil. Şey ya da davranışını öyle göstermeye gelmiş. Hayır, seni uyarmaya sokmak derken onu söyleyeyim. Seni uyarıyor. Sessizliğiyle uyarıyor mesela beni. Ben oğlan. Yukarıda hangi dal var? Ben o yüzden gelmişim. Sen niye beni eğip büküyorsun? Senin ondan faydalanın. Benim yukarıdaki dalı anlatayım sana. Gel oraya çıkalım. İşte yani doğru. Ben öyle bakmayı seviyorum astrolojiye. Peki benim esas bir sorum var. Hep sana soruyorum. Hande'yi yoruyorum ben bu sorudan. Şu aralar. 19'u, 20'si, 21'i, 22'si doğanlar. Şimdi bizde öyle bir ara yok. Yok değil mi? Yok. Çünkü bizim programlar öyle programlar ki. Örnek veriyorum 20 Aralık'ta işte saat 5'i 38 geçe Güneş Yaydan çıkmış, Oğlağa girmiş. Bizde bunun bilgileri var. O yüzden bizde ara yok. O yüzden bir astrologdan, yine internetten bunun şeyini alabilirsin. Ama Hande ya, ben 20 Aralıklar, 20 Ağustoslar üzerine tezim var. Bak 20 Aralık o kadar çok çevremde var ki, yayların o bütün özgürlükçü yanı bitiyor. Disipline, çalışkan, parayı pulu çok iyi bilenler oluyor. Yani 5-6 tane 20 Aralık'ım var. Hepsi de vizyoner, riskçi. Yüksek ihtimalle doğdukları yıl 20 Aralık Güneş 0 derece Oğlak'tır çünkü. Yani 21 Aralık'ta Oğlak etkisinden değil yani diyorsun. Oğlak etkisinden Oğlak'a geçmiştir. Yani 29 dereceye olduğu için öyle davranmıyorlardır. Şimdi bak şöyle anlatayım sana. Her yıl, her 4 yılda bir Şubat ayı 29 çeker. Evet. Şubat ayı 29 çekiyorsa eğer doğduğumuz yıl, bütün burçları bir gün kaydırır. Biz o yüzden 20-21 Aralık diyoruz. İşte 22-23 Nisan diyoruz. Bak bir bilgi. Yani var. Doğduğunuz yıla bakın. Eğer 29 çekiyorsa Şubat, otomatikman burcunuz bir gün kayacaktır. O zaman 20 Aralık doğanlar ne olacak? 21 Aralık olacak. Evet. Böylelikle zaten Güneş Oğlak. Peki 29'u doğanları ne kabul ediyorsunuz? Nasıl 29? 29 Şubat'ta doğanları. Onlar kıyamam bence yani. 4 yılda bir bence hem çok genç kalacaklar ya bu hayatta. Kız nasıl hava atıyor bize biliyor musun? Ben 4 yılda bir kutluyorum diyor Emel. 4 yılda bir. Kıyamam ya, haklısın ama. Ve Almanya'da doğmuş, bütün Almanya gazeteleri yazmış. 29 Şubat'ta doğan Türk bebeği diye. Çok güzeldir. Burcu, çok güzel. Artık seçecek ya, 1 Mart'ta kutlayacak diğer zamanlar, ya 28 Şubat'ta kutlayacak. Değil mi? Ama çok güzel bir şey. Ben mesela 29 Şubat'ta doğmak isterdim açıkçası. Gerçekten hiç istemezdim farklı, ya. Çok farklı. 29'u arardım ben hep. Ben yılbaşı gecesi doğduğum için, gerçek yılbaşıyım ben. O yüzden hastanede doğup ebe doğurmuş beni. Çünkü doktor eğlenceye gidiyor. Yeni yıl yani. Benim bekleyecek orada. Süper. O yüzden benim hastanede olmama rağmen ebem var o devirde yani. Ve çok severmiş ebem yani. Beni gelirmiş, öpermiş, mıncıklarmış. Uzun sürede gelmiş yani. İşte sen de mesela çok ilginç bir zamanda gelmişsin. Ya çok enteresan. Ona da bakıyor musun? Mesela ben 01'im, Adana'yım. Açelya 01 ilk harf. 01'de doğdum. 01-01'de doğdum. Ya. Çok enteresan değil mi? Olmaz olur mu? Senin numerolojin ne? 3. O da çok şüphe eden, yazmak, çizmek ama aynı zamanda böyle şüphe etmeyi de seven bir yapı. Şüpheci. Peki o zaman ne yapıyoruz? Şimdi sana bu aylık sorabileceğin için şüpheci burçlar mesela. Güzel. Hayatım yani birinci derecede en bu hayata şüphe etmek için gelmiş olan tek bir burç var, akrep. Sonra? Mesela şüphe eden burçlar kova. Çok sorgular kovalar. Kovalar. Çok sorgular. Bana böyle bir rahat gelir onlar ama böyle bir... Oğlaklar. Oğlak ve kovalar. Bunlar Satürn'ün burçları. Kolay kolay inanmazlar. Hani onların güveni kazanmak zordur. Şüpheci. Başka ne olabilir? Söyleyeyim. Ay öyle çok da fazla. Bu üç burç üzerinde durabiliriz açıkçası. Üçü şüpheci. Peki alıngan? Yengeç. Yükselen yengeç, yengeçler, balıklar. Su elementi biraz alıngan olabiliyor. Çünkü su elementi her şeyi çok içselleştirdiği için, duyguları çok yoğun olduğu için yine balıklar, yengeçler, akrepler diyebiliriz. Mesela bu burçlar biraz daha alıngan olabilirler. Boğalar alıngandır. Bu burçları sayabiliriz. Cimriler. Çok bir sert oldu. Diyoruz. Yerine göre. Tutumlu diyoruz. Bak benim sütten ağzım yandı. Tutumlu. Tutumlu burçlar. Ay, evet. Tutumlu burçlar. Boğalar. Bir boğa, yükselen boğa. Ben şahitim. Bak bir boğa param mısın? Kusura bakmayın. İyi bir şey yani. Bir boğa param yok diyorsa kesin yastık altı vardır. Bir. Yok. Onu yani kazandığını yok görüyor. Tabii. Bak kesin geleceği. Kesin. Mesela bazı burçlar vardı. Böyle çok rahat gidersin ya. Abicim bana bir atsana bir beşlik dersin ya da param yok dersin. Hani gençlik zamanları falan. Boğaların kanı donar. Gidip de böyle hani o duruşundan hani iyi de olsa bir isteyemezsin. Bana böyle bir ne gerek var Açelya, ne gerek var, hadi evde yeriz. Yeliz, ne diyorsun ya diyorum. Oturduk yani çalıştık, bir yiyelim. Yok ya şimdi dışarıda yemeğini evde. Çok mu param var? Dün yemek ısmarladım, bugün yeter ya diyor. Kıyamam canım benim. O biliyor çünkü paranın nasıl kazanıldığını, nasıl değerli. Evet, evet. Bir de parayı yönettiği için bu kadar rahat takılıyoruz boğalara. Başaklar da aslında çok tutumludur. Yengeçler çok tutumludur. Mesela yengeçe de ki 20 lira bütçemiz var. Bir haftan var. O 20 lirayla bir hafta geçinir, üstüne 5 lirayı arttırır. Bir de bizim oğlakların adı çıkmış. Bir de hiç tutumlu değilimdir evet, ya. Bak oğlak, yengeç, boğa, başak. Bu dörtlü tutumlu. Bence katılıyorum ama ben değilimdir tutumlu. Çünkü benim yükselenim terazi. En bonkörleri soracaktım. Terazi. Terazi. Çok. Yani terazi, hep bunu söylüyorum. Yani pantolona ihtiyacı varsa alışverişe çıkar. Pantolon dışında her şeyi alarak geri gelir. Değil mi? Ay çok güzel. Ay bir tane bunu mu beğendi? Böyle bir zaten kararsız. Zaten bunu beğenene kadar bin tane şey geçmiş. Ya da bir hoşuna gitti, hemen aldı. Ay o zaman bu rengini de alayım. Yeşilini de alayım. Mavisini de alayım. Bu da dursun bir kenarda. Başka? Çok. Çok eli açık. Bonkör. Aslan. Aslan da çok cömert burçtur. Gerçekten evet, cömerttir ama aslanlar mesela idare etmesini de çok iyi bilirler. Neye cömertlik yapacağını çok iyi bilirler. Yatırımcı cömert. Nasıldı çak? İşte budur ya. Açelya gel ya, ben sana asistan bak. Gel bebişim, ben sana çok güzel öğrendim. Vallahi çok keyifli. Yatırımcıdır. Aynen öyle. Evet. Cömert başka. Yay cömert. Yay da öyle. Yani hiç bakmadan harcar. Ama hayatım ben bir yay tanıdım. 24 Kasım, 25 Kasım, 24, 23. O böyle akreple yay arası bir cömert bir dil oluyor. Bak orada geçişler oluyor işte. Ama neden o biliyor musun? Çünkü güneşimiz ne kadar o sınıra yakınsa, diyelim ki sen işte yay oluyorsun ama Merkür'ün akrepte kalıyor. Orada o Merkür mesela, o yay insanı şey diyorsun, hiç yay gibi değil, laf sokuyor diyorsun. Halbuki Merkür orada, iletişimi sağlayan Merkür. Şimdi güneş kimliğimiz, ay duygularımız, Merkür iletişimi nasıl kullandığımız, idrak gücümüz. Merkür gerilediğinde idrak kayboluyor zaten. O yüzden aldanıyoruz, eşyamız kayboluyor, bir şeylerimiz gidiyor. İletişimde işte diyoruz ki saat 3'te buluşalım, bir bakıyoruz da saat 4 olmuş, kaçırmışız. İşte belgeleri unutuyoruz. Yani iletişim Merkür. Aşk ve ilişkiler Venüs. Girişimlerimiz, yaşam enerjimiz, cesaretimiz Mars. Bir insanın haritasında Mars kuvvetli olmalı. Bu hayatta survivor olacaksa Mars kuvvetli olmalı. Her tür zorluk karşısına kalkmalı. Kesinlikle katılıyorum. Jüpiter ne kadar geliştiğimiz alanları gösteriyor. Yani bir de büyüyebiliyor muyuz? Yani Jüpiter Oğlak'taysa kişi çok büyümeye meyilli olmuyor. Yaydaysa kendi öz burcu. Zaten onlar çok meraklı oluyor. Gezsin dolaşsın, yeni kültürler, yeni insanlar. Hepimiz kardeşiz. Bütün dünya bizim. Bu ne diyor? Bu ne yapıyor? Hep tut geziyor. Ben Jüpiter'in yayda olduğunu iyice şok geçirdim. Muhteşem ya. Muhteşem. Devamlı her gittiğim yerden bir ev alabilirim. Her gittiğim yere yerleşebilirim. Bütün dünya bir ara 17 yaşındayım şey diyordum. Kim, hangi devlet bize sınır koyuyor ya? O sınırı koydu, tamam vizeyle aşarım, parayla aşarım ama aşarım. İşte bu. Yani böyle böyle bütün gezegenlerin bir anlamı var. O yüzden Venüs gerilemesinde evlenilmiyor. Hmm. O yüzden Venüs gerilemesinde parayla ilgili bir yatırım yapılmıyor. Mesela alabilir, alamazsın. Venüs gerilemesinde para yatırım yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Mesela 19 Aralık'ta var. 19 Aralık'ta. Bu sene geliyor Oğlak Burcu'nda bir Venüs. Mal almıyoruz 19 Aralık'ta. Ha. 19 Aralık'tan Ocak sonuna kadar evlenmiyoruz, yeni biriyle tanışmıyoruz, parayla ilgili yatırımlara girmiyoruz. Satmak için uygundur, almak için uygun değildir. Şöyle yapıyoruz, elden yeni birine kaderde kısmetli tanışınca telefonunu ver hayatım, ben seni 1 Ocak'tan sonra arayacağım yapıyoruz. 1 Ocak da değil, ha. 31 Ocak. 40 gün sürecek. Anne. Ama hemen şunu da söyleyelim, ha. 2013 sonu, 2014 başı, 2005 sonu, 2006'nın başıyla bağlantılı bu Venüs gerilemesi. Herkes bir hayatında bir gözden geçirsin bakalım. O dönem kimler vardı hayatlarında? Güzel zaman. Tabii. Yeni başlangıçla yeni dönüşüm. Yani denk gelmiş mesela. Ağustos'un ortası gelmiyor. Yıl biterken geliyor aslında. Tabii. Ama 2022'ye de Venüs gerilemesiyle giriyoruz. Yani 2022'de demek ki ana konu para. Ay zaten çok ev mev almayalım artık. Herkesin bir evi varsa bir ev alsın, 2 ev alsın. Yani yaşayacağınız evi alın. Hani çocuğunuza göre 10 tane ev almak falan bana göre doğru değil. Yani bana kızmasınlar aslında ama. Aslında doğru söylüyorsun. Çok yani güzel. O yatırımı git ülkende bir girişim. Ya yani ben öyle düşünüyorum. Yaşayacağın evi al. Yani ne bileyim ev. Şimdi bana kızacaklar ama ben öyle düşünüyorum ya. Güzel söylüyorsun. Pandemi bunu öğretti zaten. Kaç tane... Hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığını, boşu boşuna o çantaları, ayakkabıları, kıyafetleri ya da kim ne alıyorsa... Ne kadar aslında para harcadığımızı ya bir de anne gördük. Şöyle düşünüyorum. Fazla oradan evden kiram falan gelince üretim kafasına yani param geliyor diyorsun. Üretmeyi durduruyorsun. Yani ben öyle bir şeyi bana bilmiyorum bu da neden. Hani 20 yıllık parayı Allah önüme verse istemem. Ben onu 20 yılda kazanmayı isterim. Ne güzel söylüyorsun. Yani ne üreteceğim? Ne yapacağım? Tabii. İşte sen üretimin, üretmenin, kreativitenin, yaratıcılığın, verimliliğin ne olduğunu biliyorsun. Çünkü senin sağ beynin çalışıyor hayatım. Şimdi devamlı sol beynini çalıştıranlar var. İşte mühendisler belki hani şu an onları da şey yapmayalım, tek bir yere sokmuş olmayalım. Mesleki deformasyon olarak daha fazla matematik, mantık, rasyonalizm yani bu tarafları çalıştıran insanlar var. Halbuki hepsinin önünde sonunda geldiği nokta senin geldiğin nokta olacak. Ama bunu biri 60 yaşında, biri 70 yaşında, biri 30 yaşında fark edecek. Ne kadar erken fark edersek o kadar iyi tabii ki. Ha işte çok yemek yiyip şişmek gibi geliyor bana. Bravo. Yani anladın mı? Gerek yok. Onu böyle minik hareketli falan hazmederek. Peki bir de şeyi sormak istiyorum. Bu anneler özellikle hamileyken çok merak ediyoruz. Yani ne olacak? Burcu ne olacak? İşte anne, bir kere anne karnı astrolojisi var mı? Bir de ilk rahme düşüşte astrolojide yeri var mı? Elbette ki vardır. Bu konuyla ilgili çok büyük bir şeyim yok, bilgim yok. Hani ben çünkü varsa söylerim. Hani bu konuyla alakalı herhangi bir şey açıklamadım. Hani ya da hiç araştırmadım diyeyim. Ama şunu biliyorum ki astroloji dediğimiz şey ya da senin haritan, senin tam doğduğun saatle alakalı, doğduğun günle alakalı. Yani sen anne karnındaydın. Aslında anne karnından dış dünyaya maruz kalıyordun. Ve o saatte hop annenin karnından dünyaya merhaba dedin. Hop fotoğrafı çektik gökyüzünün. Öyle düşün. He. O zaman sezeryanla normal doğum fark etmiyor. Etmez. Giriş dünyaya gelmek mesele. İlk nefes aldın. Ama belki onun o saatte nefes almasına doktor neden olmuş olabilir. İşte onu söylüyorum. Annesinin suyunun erken gelmesi sebep olmuş olabilir. Annenin babayla ettiği bir kavga 3 gün önce doğurmasına sebep olabilir. Neyse ne diyeceğiz orada. Neyse ne hiç fark etmez. Ama... O dünyaya o vakit geleceği varmış ve o vakit geliyor. Çünkü yine bununla ilgili benim bir hikayem var. Bir arkadaşım bana açtı dedi ki Handeciğim dedi işte 2 Haziran'da doğuruyorum çocuğum ikizler burcu olacak. Çok mutluyum bana öyle bir tarih ver ki ben ona göre dedi işte şanslı olsun böyle olsun falan böyle konuşan bir kız. Ben böyle durdum telefon dedim ki ya ben bunu söyleyemem. Hani ben zaten kadere müdahale etmekten sıkıntı duyan bir insanım. Ben dedim böyle bir şey yapamam. İşte ne biçim arkadaşsın sen iyi ki bir astrolog olmuşsun bilmem ne yapacaksın. Anlatamıyoruz arkadaşlar yani. Ama böyle ya diyorum ki senin diyorum şans noktan diyorum çocukla iyi anlaşır ama diyorum çocuğun diyorum babayla anlaşma. Tabii. Sen diyorum ah boşver babayı balım bilmem ne böyle ama. Neyse 2 Haziran'a ki yapmayacağım bir şey. Ben dedim ki o zaman sabah saat 10.30'la 12 arası doğur. Çünkü tam güneşin tepe olduğu zaman. Bu arada bizi izleyenler de lütfen sezaryen için gün alacaklarsa güneşin tepede olduğu öğle saatlerini tercih etsinler. Doktorlar bana çok kızıyor. Çünkü 8.30'da yapıyorlar. Hop gidiyorlar işlerine, yerlerine. Ama buna özen göstersinler. Çünkü bir dönem hep öyle 8.30'larda doğdu. Baba yok çocuklarda. Kinlik yok, otorite yok. Zaten hepsi otoriteye karşılar. Neyse bu arada bunu da araya sıkıştırmış Süpersin. Olduk. Otorite için öğlen vakti doğum evet, yapalım. Yani çocuk kendini göstersin, çocuk bir parlasın, öyleymiş. Bir başarılı olsun bu hayatta. Amaçları için kendi hareket etsin. Ya benim kızım 13.38'de doğdu. Süper. Senin kızın haritası çok güzel bu arada. Bu böyle söyledi. Neyse verdim. Dedim ki 11.30 bu zamanda olsun diye. Çocuk 15 gün önce doğuyor. Aa. Ve boğa oluyor. Aa, bütün hesaplar yani. O zaman doğduktan sonra biz şu haritaya bakalım. Kesinlikle. Doğuralım. Sonra bu haritaya bakalım. Hele de endişeli bir yapımız varsa bence hiç öyle çocukken çocuğum doğdu geleceği için. Yani dur daha çocuk bir tadını çıkar. Çocuk daha büyüyecek. 0-4 yaş anne karmasıdır. 4-8 yaş baba karmasıdır. 8-12 yaş aile karmasıdır. 12 yaşına kadar harita bakmak doğru değildir. Benim prensibim budur ve benim aldığım eğitimler hep bunu söyler. Bakın iyi duyun burayı. Çok 12 yaşından sonra daha hiçbir şey kaçırmış olmuyorsunuz. Daha yeni zaten ilkokul bitiyor, ortaokul vesaire süreci başlamış oluyor. O zamana kadar çocuğunuzu gözlemleyin. Bir bakın neye ihtiyacı var. Ergenlik ya diyor ki önce insan olsun, sonra şu an çocukluğunu, bebekliğini bölme. İnsanlığına başladığı an biz haritayı çıkaracağız diyorsun. Biz yaparız. Ondan sonra emin ellerde. Ama öncesinde çünkü duyuyorum bazı astrolog arkadaşlarım var. Doğum anına kadar her şey söz. Ama bir hamile kadına, yeni doğmuş çocuğuyla ilgili bilgi bekleyen bir kadına. Belki ona göre yetiştirecek. O dönemde çocuğunun başına bu gelme olasılığı var demek ne kadar doğru? Çok önemli. Bir de müdahale edecek. Halbuki çocuk 12'den sonra kendi isteklerini yavaş yavaş dünyaya verdiği için müdahale etmeden, anne etse bile onu aşabilecek, kendini var edebilecek çocuk. Bravo. Tebrik ediyorum seni. Ya sen iyi ki varsın bu hayatta. Yola sen devam. Ya biz böyle sen gel ben senin kanalına geleyim. Olur. Kahve sohbetleri yapalım. Tamam. Ne istersen ben sana yemek de yapacağız bizim kanalda. Tamam. Yemeğe de çağırırım. Sana söz veriyorum 2022 yılına girmeden önce bir de böyle güzel burçları yapalım farklı. Benim kendi kanalımdan da böyle güzel olsun. Tamam mı? Aldık. Hande Kazanovadan aldık. Canım çok teşekkür ederim. Sen de benim uğurumsun unutma. Her zaman. Ne zaman istersen. Öğrencin olsam yeter bana bu hayatta. Canım benim. İyi ki varsın. Şimdi sen der misin abone olsunlar lütfen? Şimdi abone olmaları iyi bir şey. Tabii. Değil mi? Ya şöyle söyleyeyim. Bir Oğlak Burcu'na abone olacaklar. Söyler misin? Bir Oğlak Burcu'nun güvenilirliği, onun dostluğu, arkadaşlığı başka hiç kimsede bulunmaz. Ben kime anlatıyorum? Zaten onu biliyorsunuz yıllardır. O yüzden şimdi o güzelim parmaklarınız lütfen çalışsın. Hemen abone oluyorsunuz. Beğeniyorsanız hemen like'ı yapıştırıyorsunuz. Yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Ben bu özellikle yapmış olduğumuz bu programın altına yorum yapan herkese de cevaplamaya çalışacağım. Buradan sözümü veriyorum. Hadi bakalım parmaklar çalışsın. Hande Kazanova'ya.